Markaj hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Sergül Soy. Bursa Spor'daki gelişmeleri ele alacağımız programımızın bu haftada startını veriyoruz. Bu hafta iki daimi konuğumuz sevgili Adem Ural ve sevgili Erkan Öncel'in toplantıları olduğu için aramızda olamayacaklar. Biz de sevgili Levent Batur ve sevgili Çetin Sabırlı ile birlikte Bursa Spor'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Gündemdeki konuları değerlendirmeye çalışacağız. Her zamanki gibi yaklaşık bir saat, üç kişiyiz, fazla uzatmadan, sizlerin de çok fazla zamanınızı almadan programımızı tamamlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Hoş Sıram. Bulduk Sıram. Sağ olun. Maç yoktu, yani lig maçı yoktu. Milli heyecan vardı. Amilli futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda ipleri eline aldı bu sefer. Yani evet. Özellikle o Cebeli Tarık karşısında elde edilen 6-0'lık galibiyet. Rakiplerin puan kaybı. Yarınki Karadağ maçı tabii ki çok çok önemli. Norveç-Hollanda maçı da keza aynı şekilde çok çok önemli. Ama Amilli futbol takımı bu sefer Kunst yönetiminde yüzümüzü güldürdüler genç futbolcular. Tecrübeliler de keza aynı şekilde. İnşallah Dünya Kupası'na katılır diyoruz. Yani direkt katılma şansı bu kadar herhalde. Son dönemde bu kadar çok fazla gelmemişti. Net, en azından iplerin kendi elimizde olduğu. Bunu konuşacağız elbette. Bir taraftan da Bursaspor'un Galatasaray karşısında bir hazırlık müsabakasına çıktı. 5-2'lik bir mağlubiyet var ama orada ön plana çıkan isimler söz konusuydu. Mesela bir Elton'un forvette benim beklentimin çok çok üzerinde performans sergilemesi. Bursa Spor Kulübü'nün Batuhan Kör için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı açıklama, sonrasında Batuhan Kör'ün milli takım kampından ayrılmasına izin verilmesi, izin verildiği dakikalarda Batuhan Kör'ün dedesinin vefat etmesi, buradan genç futbolcuya da başsağlığı, dedesine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, biz de Batuhan'a başsağlığı dileriz. Aynen. Gündemdeki konular bu. Şimdi teknik direktör Özcan Bizati'nin kafasında Galatasaray maçına kadar şu vardı. İşte Tim Matavs cezalı, oynamayacak. Onun yerine Batuhan'ı oynatırım diye bir kafasından geçiyordur diye düşünüyorum ama Elton'un orada Galatasaray karşısındaki iyi performansı onun da herhalde kafasını karıştırmıştır diyorum. Bir de bir başka gündem maddesi de Divan Kurulu'nun eski kaptanlarla bir araya gelmesi. Bunları hep birlikte konuşacağız. Önce sizden başlayalım isterseniz Levent abi. Vallahi öncelikle senin sıralamandan gidelim. İstersen peki, milli takımla başlayalım. Tabii diğer maçların, rakiplerin maçlarının berabere bitmesi, hatta Hollanda maçının 2-0'dan 80. dakikadan evet. sonra dönüşüyle birlikte yarınki maçlar başlarken, ilk düdük çalarken milli takım için gruptan direkt çıkabilme, lider çıkabilme opsiyonu da doğdu. Hani olasılık ne kadar ama olasılık var. Tabii Norveç'in de Hollanda'yı yenmeden, hani bizim galibiyetimiz üzerine konuşuyoruz tabii bunu, inşallah biz Karadağ'ı yeneriz. Biz Karadağ'ı yendik mi Norveç'in de ikincilik opsiyonu için mutlaka Hollanda'yı yenmesi Aynen. lazım. O yüzden Norveç-Hollanda maçı da bizim Karadağ ile oynayacağımız maçta ilk üç takımı belirleyecek hüviyette son derece ciddi maçlar. O yüzden yani hiçbir tarafın rahatlığı yok bu anlamda. İnşallah birincilik olur. Çünkü hani ikinci olunduğunda playoff yolu biraz uzun. Ben ona da baktım bugün nasıl oradaki statü diye. İşte 10 grubun birincisi gidiyor ama 10 ikinciden en iyi dörderli grup yapılıyor. Şey de geliyor. UEFA Uluslar Kupası'ndan en iyi iki takım da geliyor. 12 takım dörderli 3 grup tek ayaklı 3 takım arasında yani 2 maç daha oynayıp oradan birinci çıkmak gibi bir opsiyon var. Hani kısa bir yol değil. İnşallah yarın her şey istediğimiz gibi gider. Aynı Cebeli Tarık maçında olduğu gibi yani 6 golle orada Ben bir Cebeli Tarık maçı kadar kolay geçeceğine inanmıyorum. Ya tabii şimdi yani. Karadağ Hollanda karşısında da gördük en azından sonradan tekrarlara bakarak ciddi bir takım. Maçı sonuna kadar da bırakmadılar. O anlamda zaten ilk maçta da biliyorsun herhalde son saniyede yediğimiz bir golle değil mi? Aynen. Beraber kalmıştık. O travmatik Şenol Güneş'in de
Ardından Hollanda maçıyla da sonunu hazırlayan bir süreç olmuştu. Yani ciddi katılım opsiyonlarımız var. Bu anlamda inşallah yarın akşam 22.45 herhalde, işte 2 saat sonra 00.45'te mutlu son olur. Katar macerasına işte direkt başlarız. Tabi bu arada Katar'da Dünya Kupası da önümüzdeki sene 21 Kasım 18 Aralık. Evet. Yani değişik olacak. Yani değişik olacak. Liglerin pozisyonu da değişecek tabii bu süreçte. Değişik bir organizasyon olacak. Bakalım. Yani futbolun tabii artık işte Katar'ın mali gücü, futbolun da işte sponsorluklar, yatırımlar ve Dünya Kupası organize eden ülkelerin harcadığı paralar bir araya gelince, hani Katar'ın yazın iklim olarak oynanması son derece güç, hatta kışın bile oldukça ciddi sıcaklık, zor bir iklim, ama işte her türlü o anlamdaki şeyler, bütün her şeyi ayarlamışlar. Altyapılar yani, hazırlandı. Katar'da ciddi paralar tüketti. Bu arada işte yani uluslararası kuruluşlarda nasibini aldı. Böyle bir organizasyon belki dünya... Paranın gücü diyoruz. Evet. Futbolda paranız varsa istediğiniz kadroyu kuruyorsunuz. Loceden istediğiniz istediğiniz organizasyonu düzenliyorsunuz. İşte keşke biz de bu gözler, İşte Türkiye'de düzenlenen bir Avrupa Şampiyonası'na, Türkiye'de düzenlenen bir olimpiyata, Türkiye'de düzenlenebilecek bir Dünya Kupası'nı keşke görebilse. Hadi mesleği bırakalım, mesleği bıraktık. En azından futbol sever ya da bir spor sever olarak bunları izleyebilsek çok mutlu oluruz, ama adam küçük bir ülke, işte fışkırıyor petrol. Oradan bütün gelirini elde ediyor. Harcayacaklarına bakılıyor. Harcayacaklarının sonra tamamı da neticede uluslararası oraya mal satacak ülkelere tabii transfer ki, olacağı tabii, için tabii ki. Dünya Kupası tarihinde de bir ilk gerçekleşiyor. İlk defa kışın. Hatta işte bütün liglerde sezon arası uzatılarak, herhalde ona bakılarak bu yıl liglerde erken başlayacaktır. O takvime uyarak diye düşünüyorum. Yani bütün ülkelerin takvimleri Katar'ın iklimine bir anlamda uydurulmak noktasında yeni bir Dünya Kupası takvimi oluşuyor. İnşallah biz katılırız. Bizim için anlamlı tarafı o turnuvanın içinde olmak olur. En önemli kısmı o. Tabii ikinci senin konu başlığına geçersek, Galatasaray maçı ben de izledim. İşte cumartesi günü 2 ile 4 arası Galatasaray maçını. Batuhan'ın milli takımda olmaması, yani belki hocanın çok bilinçli bir tercihi miydi bilmiyorum, ama herhalde Batuhan olsaydı öncelik Batuhan'ın olurdu. Yani bence de öyle olurdu. Ama olmayınca da eldeki oyuncu topluluğundan Elton'ı önde denedi. Tabii maçta hani başlangıç itibariyle 17 dakikada 3-0 olunca bir anlamda bir Bursa sporlu olarak da nereye gidiyoruz diye seyrederken başlangıç itibariyle bir ürperdik. Ama oyunun ondan, yani ilk 20 dakikalık kısmını, yani o başlangıç bölümünde de Galatasaray gerçekten sıkı bir lig maçına çıkmış gibi önde baskı uygulayarak baskı pres başladı ve bizim topla çıkmamıza fazla izin vermeden hataya zorlayarak golleri buldu. Ama kalan 70 dakika belki kriter olarak bizim için daha anlamlı olacak. O kalan bölümde de iki tarafta açık futbol oynamaya çalışarak, ama dönem dönem de teknik adamlar kafasından lig maçlarında neler yapabileceğini düşünerek de bizim de dönem dönem baskı yaptığımız, önde baskı uyguladığımız, alan daralttığımız göze hoş gelen bölümler de oldu. Tabii bu arada hani Elton önde oynayınca bir de maçın gidişatı geri, yani çok fazla zorlama olmayınca, biraz maçta geniş alanda oynanınca da Elton pozisyonları da bulma şansı oldu. İşte İsmail Yüksek'in ara topuna gitti, gol attı. İsmail de yani şimdi, yani Elton'ın orada olumlu izlenim bırakması en azından gelecek adına da, yani timden ciddi biçimde ümit kesmiş noktadayız hepimiz herhalde.
Yani başlangıç itibariyle 9 maçta işte bir Altınordu maçında biterken bir kafa golü var. Ya yani onun dışında pozisyonu da sınırlı. Yok gibi. Yok gibi yani işte bir son maçta Kocaeli maçında bir çaprazdan gitti. Vurdu. Onun dışında yani gelenlere de bir şey yapamıyor 18 içinde. Bu yani bizim herhalde işte transfer rekortmenimiz bir taraftan da bakarsan. Bu lig için öyle. En fazla da ümit bağladığımız oyunculardan biriydi. Tabii o bölgede ciddi bir hayal kırıklığı da yarattı en azından ilk 11 haftalık performansı. Yani Batuhan'a da bir alternatif oyuncu. Eren de o bölgede oynayabiliyor. Ama işte kendi de hani ben daha tamamlayıcı forvet gibi bir röportajında okumuştum. Tamamlayıcı forvet gibi olmayı biraz daha kendim için iyi buluyorum. O anlamda daha rahat oluyorum gibi konuşmaları vardı. Yani Elton'u böyle görmek, bir takımda alternatif görmek anlamında da bizi mutlu etti. Yani maç içinde yine Bruno performansı, yine İsmail performansı. Yani İsmail bir gol attı, birkaç çaprazdan vurdu, kaçırdı. Yani o 70 dakikalık bölümde de aynı bir Bursaspor'da rakibi kalitesinde son derece korokor güzel oynadı. Yani tek tek performanslara bakarsak girdikten sonra Kerem Vefa performansı gayet iyiydi. Vefa gayet iyiydi. Hasan ilk 20-25 dakika sallandı. Ondan sonra o kalecinin kısa pasını yakalayıp da işte asist önce pası verdiği andan sonra biraz toparladı. Kenarda da sonra ikinci devre sol bek mevkiinde de fena değildi. Mert her zaman iyi yani belli bir standardın üstünde bir oyuncu gerçekten. Bursaspor'a yapılabilecek en büyük iyilik iki oyuncunun da hem Mert'in iki hem İsmail'in iki oyuncunun takıma bonservisiyle ile katılması olur. Mert de yani gelecek açısından son derece olgun yani hiç her seviyede hiç sırıtmadan oynayabilen gerçekten geleceği de olan bir oyuncu. Tabii Antalyaspor'un onun hakkındaki tasarrufu ne olur o ya, da. Ben burayı sevdim demiş. Bursaspor'da Antalyaspor'dan isteyeceğiz demiş ama bilmiyoruz tabii. Ya inşallah yani gelir. Sene sonunda Antalya'daki sağ bekte onun gibi genç milli takımı zorlayan bir Bünyamin miydi? Bünyamin. Biraz orada forma şansı bulması zor tabii. Bünyamin'in transferi olursa tabii. Ha, Bünyamin de bayağı radarda bir oyuncu. Radarda. Evet, iyi oyuncu yani. O da. Devam ediyor musunuz? Devam ediyorum. Peki. Bu anlamda gerçekten yararlı bir hazırlık maçı oldu. En azından bu haftaki maç öncesi ciddi bir rakiple. Galatasaray'da milli takıma giden oyuncuları var ama yani bakiyesi de oldukça iyi bir kadroyla çıktı. Yani ortalama bir lig maçına yakın kesinlikle. Bir kadroyla oynadı. Bu anlamda bence iyi seçilmiş. Hani güçlü bir rakibe karşı özgüvenli bir tercih. Ben yani ilk başlangıç bocalama bölümünü de bir kenara bıraktıktan sonra da güzel koro hani seyir zevki de olan böyle çok fazla hazırlık maçı hüviyetinin de ötesinde yüksek standartta da bir maç oldu. Bu anlamda hani organizasyona güçlü bir rakibe karşı riske edip böyle bir maçı kabul etmek anlamında da özgüveni de tebrik etmek lazım. Bence olumlu çıkarımları da olan en azından hocanın kafasında da bazı oyuncular konusunda ışık tutacak seviyede bir maç oldu. Diyelim inşallah burada o işte 70 dakikalık periyotta gördüğümüz olumlu şeyler cumartesi günü İstanbul Spor maçına da yansır ve hoca da bazı oyuncuların özellikle hani kenarda tuttuğu bazı oyuncuların performansının da doğrultusunda en azından alternatif konularda da farklı değerlendirmeleri olabilir diye düşünüyorum. Öbür kısma geçeriz. Okey. Diğer divan konusunu bir sonraki kısımda tamam. Konuşuruz. Hem milli takım hem Bursaspor evet, Galatasaray maçı. Şimdi milli maçı tabii farklı duygularla izledik. Yani maç başlamadan önceki Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması ile ilgili şansı ne kadar azsa 90 dakikanın sonunda diğer maçların sonuçlarına göre de bir o kadar milli takım için Türkiye
Türkiye'deki futbol severler için de çok anlamlı ve heyecanlı bir hale getiren duruma büründü. Tabii Cebeli Tarık'ı yenmek tabii Türk milli takımı için ayrı bir başarı değil ama diğer tarafta Norveç ve Hollanda'nın rakiplerine puan kaptırması tabii bizi bu yolda umutlandırdı. Çok uzun süredir Dünya Kupası'na katılamadık bu üçüncülük serüvenimizden, başarımızdan sonra. Burada tabii daha farklı bir heyecana kapıldı insanlar. Çok da güzel bir duygu hakikaten. Dünya Kupası'na katılmak milli takım maçından da çok iyi olacak. Çünkü belli bir jenerasyonun yakalanıp iyi değerlendirilemediği bir dönemi konuşuyoruz. Hı hı. Gerçekten şu andaki milli takımımızın oluşturan futbolcu grubunun dönem dönem milli takımlarda yakalanan jenerasyonun tam karşılığı gibi duruyor. Ama Avrupa Şampiyonası'ndaki hüsrandan sonra Dünya Kupası'nda ilk maçlarda kazanılan o başarılı sonuçların acaba mı Avrupa olmadı, Dünya Kupası'na gitmek bu takıma nasip olur mu derken nasip olacak gibi gözüküyor. Çünkü iş tamamen Norveç ve Hollanda'dayken şimdi işin hesaba biz de katıldık. Yani onların galip gelmesi yetmiyor. Yani Norveç'in diyelim ki hesabın içerisinde Norveç var. Norveç'in galip gelmesi durumunda Hollanda'nın gidememesi durumu var. Türkiye milli takımının galibiyetinden dolayı. Ama Türkiye'nin bir berabere kalmasıyla onların da berabere kalması bir takım şeyleri bozabilir. Gollü şeyleri. Neticede artık buraya gelen şansı ben milli takımın... Bu kariyerdeki oyuncuların olduğu bir milli takımın yani işte Çalhanoğlu'dur, Burak Yılmaz'dır. Yani sadece o ikisinin ismini sayman yeterli. Hakan yani, Çalhanoğlu, Merih keza geç olmasına yani, rağmen. Yani bu çok büyük bir başarı Çağlar değil. Çağlar Soyuncu keza aynı şekilde. Açıkçası şöyle söylüyordum, ben şöyle düşünüyordum evde de maçı izlerken ki. Letonya maçı bizim buraya dönüşümüzü sağladı aslında. Letonya'yı 2-1 yendiğimiz son dakikada Burak'ın attığı penaltı. Aslında milli takımımız ilk yarıdaki İstanbul'daki maçta Letonya'yı yense bu heyecan hiç olmayacaktı. Yani yine böyle zaman zaman kullanırım, eşya kaybettim sonra buldurma gibi sonra mutlu olma haliyle. Ya bir maçın ne kadar sonuçlara tesir ettiğinde gördüğümüz bir durum. Yeni bir heyecan yarattı milli takım. Ben şöyle düşünüyorum, milli takım üzerinde de aynı kulüpler üzerinde bir takım böyle hesapların olduğunu düşünüyorum. Açıkçası izlediğim, okuduğum kadarıyla. Şimdi Hamit Altıntop, Kunç ikilisinin ön plana çıktığı bir milli takım sahiplenmesi var. Eğer ki beklenilen de öyle gözüküyor. Eğer katılırsak bir övgü yumağınla karşı karşıya kalacağız ama olur da bir talihsiz sonuç olursa sanki birilerine fatura kesilecek gibi gözüküyor. Hamit'e mi kesilecek? Hamit Altıntop'la Kunsa kesilir gibi geliyor bana yani bu başarısızlıkta. Çünkü hakikaten ulusal medyada çok enteresan bir şey var. Yani bu aynı mı? Yani Bursa'ya da benzetiyorum biraz öyle. Bursa'da da sanki böyle eş dost arkadaş grubun Bursaspor yönetimine gelmeyince bir anda kenara çekiliyorsunuz. Milli takımda da öyle bir durum var. O kitlenin desteklediği hoca gelmemişse veya federasyonun içerisinde bulunan yöneticiler eğer size yakın birisi değilse veya sizin desteklediğiniz kulüpten değilse şey gibi saldırılıyor. Ama tabii güzel bir sonuç var. Teknik olarak da az evvel Levent abi de söyledi. Kolay olmayan bir yolda. Tabii ikinci olduğumuz zaman da tabii bir takım süreçlerden geçmek durumunda kalacağız. Bu kadro yapısı, bu kadronun kalitesi hakikaten dünya çapında. Bu dünya çapındaki kadronun da bu kadar zorlu olmaması gereken bir serüvende olması gerekiyordu. Oldu, ne yapalım, ama buradan da buraya getiren kadronun da son düzlüğe de son finişe de bu kadronun getirebileceğini düşünüyorum. Güzel bir heyecan yarattı. Bu sene ligde az evvel Dünya Kupası'nın oynanacağı dönemdeki futbol düzenindeki değişiklikten bahsettik ama oraya giderken de çok uzun senelerden beri olmayan üçüncü arayı yaşadık. Yani
sezon başladığından daha ilk yarı bitmeden 3. arayı yaşadık. Heyecanla yani 5 maçta bir şey oluruz. Araya giriyoruz gibi gözüküyor. Bu da liglerin tam böyle heyecan serüvenini yaşarken bir anda duraklamaya sebebiyet veriyor. Tabii bazı takımlar için olumlu, bazı takımlar için olumsuz bir süreç bu. Biz Bursaspor olarak bunu planladığımız şekilde çevirdik ama bazı rakiplerimiz daha da iyi kullandı. Hı hı. Geldiğimiz durumda bu aradan sonra herhalde milli şeye kadar devre arasına kadar aramız yok. Aynen. Ondan sonra milli takımlarla ilgili Mart'ta. Mart'ta evet. Bu süreci de Bursaspor değerlendirir diye, iyi değerlendirir diye düşündüm. Milli takıma da başarılar diliyorum. Buraya kadar getiren bu kalitenin ben sonucunu da getireceğini düşünüyorum. Derken Bursaspor cephesi, çünkü milli aralarla birlikte milli takıma, milli takıma vermese de Ümit milli takıma futbolcu veriyor. U19 yaş gruplarına veriyor. U17'ye veriyor. O yaş gruplarında da en az birer ikişer tane kardeşlerimizi temsil ediyoruz. Bu da aslında arada bu milli takımlara giden kardeşlerimiz de Bursaspor açısından baktığınızda da gelecek adına önemli beklentilerimiz olduğu kardeşlerimiz. Ve bu aralardaki toplu çalışmalara da katılamıyorlar. Bu aslında bizim için de olumsuz bir durum haline geliyor ki son herhalde Batuhan'la ilgili kulüpten ben yerinde açıklama, buldum. Kulüpten açıklama şeyine söyleyeyim. Bakayım. Baktım, okudum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bunu milli takıma gitmek de herkese nasip olmaz. Yani en azından aday kadroya seçilmek de herkese nasip olmaz. Dünya piyasasında, futbol piyasasındaki bu takip edilen genç yeteneklerin de daha iyi bir gelecekte futbol oynayabilmeleri için alt yaş gruplarında bir hikayesi olması gerekiyor. Tamam, doğrudur. Alt yaş gruplarında hikayesi olabilmenin en baş özelliğini de milli takımlarda görev almak oluyor. Şimdi tabii bizim ülkemiz açısından baktığımızda maalesef adalet konusunda sıkıntılarımız olduğu için bu konuyu da iyi değerlendiremiyoruz aslında. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben şu tabii. Şunu söyleyeceğim. Batuhan Köş Galatasaray'dan Ümit milli takıma gitse son maçta tribünde mi oturtulur yoksa Ali Akman'ın partneri olarak, hadi Ali Akman'ın partneri olarak çıkmadı, 18'e mi alınır? Tribüne gönderilir mi Galatasaray'da oynasa? Ya da Beşiktaş'ta oynasa ya da Fener'de oynasa? Fenerbahçe'de oynasa. Trabzon'da da oynasa. Ya milli takıma baktığınız zaman Kerem karşılığında kim vardı bu Keçiören'den Galatasaray'a giden? Barış. Barış Alper. Ya onun zaten kaç maçı var ki yani? Ya mesela ben Barış Alper serviste bugün de şunu söyledim. Futbol kariyerinde basamakları onun kadar hızlı çıkanını ben hayatım boyunca görmedim. Yani bir sene önce Keçiören, Galatasaray'da bir anda milli takımda bir anda en kritik maçlardan birinde ilk 11'sin. Ya onun, değişik. O 11. aydayız. Dönün 6 ay önce Keçiören'de sentetik çimde kendini kanıtlamaya çalışan bir genç kardeşimiz. Hı hı. Olması yanlış mıdır? Doğrudur. Ama adalet konusunda herkese aynı eşit şekilde verilmediği için yani kulüp forma renginin milli takımda görev alma şekline tezahür ettiği için dediğine katılıyorum. Bu sefer de bunların bu kardeşlerimizin de milli takıma gitmesi konusunda da kulüplerin bir kendine göre tavır belirleme durumu ortaya çıkıyor. Doğru, haklılar. Yani haklı diyemiyorum şöyle yani şey olarak, çünkü futbolcu cephesinden de bakmak lazım. Hı hı. Ben şunu biliyorum, geçen sene Batuhan'ın Bursaspor'un o Ali Akman'la ilk böyle çıkış yaptığı haftalardaki Batuhan konuşulduğunda, hatta Göztepe serüveniyle tamamladığında Avrupa'da çok ciddi kulüplerin, hatta menajerinin bir kısmının takip edilen tarafı da Avrupa, İspanya, Portekiz tarafında Batuhan'ın. Eğer Batuhan'ın bir sağlam geçmişte altlarda bir hikayesi olsaydı bu milli takımlar düzeyinde, Batuhan'ı daha erken Bursa'dan Avrupa'ya gitmiş olduğunu görebilirdik. Ben onun için söylüyorum. Yani kulüp menfaatine evet alınan kararı doğru bulabilirim. Ama Batuhan cephesinden
eksik kalan yanlarını tamamlamak açısından ne kadar kendisinin bakış açısı olur onu bilemiyorum. Evet. Yani orada ellerimi yukarı kaldırıyorum. Hı hı. Ama Bursaspor açısından baktığınızda size tam gerekli. Hatta 900 bin euro aldığınız transferin bugün kulübede oturmak durumunda kalmasının ardından en büyük alternatifiniz eğer gidip maç seyrediyorsa tabii ki kulüp açısından, kent açısından, cami açısından çok hoş karşılanılabilir bir durum değil. Orada şunu söylemek lazım herhalde. Çetin bir iğne çuvaldız benzetmesi yapmak lazım. Hı hı. Tabii tabii. Şimdi Batuhan işte geçen seneki performansıyla vitrine sürebileceğimiz bir oyuncu. Evet, bu sene değil ama. Yok, sunduk. Hayır, sunduk. Sunabileceğimiz bir oyuncu evet. Değil. Neticede hani Ali Akman'ın gitmesinden sonra biraz daha fazla süre aldığını geçtiğimiz yıl söyleyebiliriz. Ve işte gelişime açık, gelişen işte U21 seviyesinde milli takımlar düzeyine kadar gelebilmiş, milli takım seviyesinde gelebilmiş. En azından aday kadro havuzunda dönem dönem de alternatif oyuncu olarak sonradan oyuna dahil olan bir oyuncu. Şimdi biz Batuhan'ı bir anlamda vitrine sürmeye çalışırken şeye bakacağız. Geçen sene biz ikinci yarı Batuhan'a ne kadar süre vermişiz? Bu sene ne kadar süre vermişiz? Şimdi bizim böyle bir yetenekli, gelecekte iyi işler yapabilecek, Bursaspor'a faydalı olabilecek, bir anlamda maddi anlamda da uluslararası vizyona da sunabilip gelir elde edebileceğimiz belki bir oyuncuyu karşılık işte timi alıyoruz. Ve bugüne kadar ilk 11 şanslarının tamamını ona veriyoruz. Batuhan'ı da işte timden umudu kestiğimiz anlarda oyuna sürüyoruz. Yani öncelikle tabii milli takım seçicisi ya da oynatıcısı anlamında da bir ne kadar maçta yer almış, ne kadar süre almış, sıcaklığı ne kadar oyuncunun bunlara da bakılıyor. Yani şimdi mesela Ali Akman fena süre almıyor gittiği kulüpte eğer alternatif oysa ya da oynatılan başka oyuncular. Yani biz şimdi kendi değerlerimize kendimiz bir anlamda engel koyarken ondan sonra da ya niye böyle yapılıyor? Şu anlamda tamam belki eğer oynamayacaksa gelsin hazırlıklarını burada sürdürsün. Bizim de santraforumuz, ilk 11 oynayan santraforumuz kırmızı kart gördü deyip böyle bir tercihte bulunabiliriz. Ama yani milli takım havuzunda da oyuncumuzun her zaman olması. Bir de şunu da göz ardı etmeyelim. Burada da herhangi bir duygusallık noktasından da uzak olmak lazım. Şimdi Süper Lig seviyesinde oynayan oyuncu artı yine Süper Lig karşılığı kendi liglerinde bir tık yukarıda oynayan oyuncu işte Hollanda 1. Ligi yok işte farklı ligleri de buna koyabiliriz. Neticede daha zorlu, daha standart yüksek ortamda mücadele ediyorlar. Bunu da göz ardı etmeden hareket etmemiz lazım. Yani çuvaldızı burada da bir yani başkasına batırırken iğneyi de kendimize batırıp ya biz niye Batuhan'a kendimiz ne kadar süre veriyoruz ki başkalarını eleştiriyoruz gibi de bir öz eleştiri de yapmamız lazım. O cepheden de buradan alayım Galatasaray maçını değerlendireyim. Bir tabii manevi anlamda böyle bir Bursaspor'un Galatasaray'la oynaması, tabelada Galatasaray Bursaspor yazması tabii heyecanlandırdı. Yaklaşık 3-4 sene önce. Yalnız Çetin bir virgül koy. Şeyden altyazıdan geçiyor şeyler. Spor kanalları ya da haber kanalları. Galatasaray TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la oynadığı maçı 5-2 evet. Kazandı diye o da içimizi acıtıyor açıkçası. Öyle. Şey olarak şeklen hani Bursaspor demiyorlar tabii. Da. Evet evet. Tabii o anlamda tabii farklı bir heyecan yarattı ama tabii şöyle bakıyorum ben sevgili Süha'm. Tabii Bursaspor'un tam kadro çıkması cezaları dışında tam kadroya yakın çıkması ne kadar önemsediğini gösterdi. Yönetiminde bu konuda hamlesini tebrik ediyorum. Ben her zaman hazırlık maçlarının kendi güç ortalamasının üzerindeki takımlarla yapmasından yanayım. Yani geçmiş dönemlerde, uzun dönemlerde Avusturya'da, Almanya'da yapılan kamplarda neredeyse mahalleden toplanan takımlarla yapılan maçları hiç izlemiyordum bile. Ama bu tip maçlar gerçekten bir takımın hakikaten bu işi ciddi olarak yapıp kendini gelişmeye, kendi eksik yönlerini tespit etmeye veya orada geliştirmeye yönelik
bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yönetimi tebrik ediyorum. Böyle bir kararı almasından dolayı. Bu Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Trabzon olur. Önemli değil rakibin ismi ama güç dengesi açısından çok değerli ve anlamlı buluyorum bu konuyu. Şöyle baktım olaya. Heyecanlıydı maç. Seyrettim ama tamamına yakınını. Galatasaray'ın yani kendi tesislerinde o havada oynaması normal bir şey. Tabii rakibinin de bu heyecanlardan bayağı uzak kalması da etkilemiş olabilir ki genç kardeşlerimizin de bu heyecanını anlayabiliyorum. Ama şöyle baktım olaya. Skora veya işte oynanan futbola değil. Ya şimdi bize sezon başından beri bir maliyetli kadro yapıldı. TFF1'de ki en maliyetli kadro transfer markete göre. Gerçeği de böyle zaten. Sadece oradan alınan bilgiye göre değil. Şimdi peki hatta bazen şu konuşmaları da duymuştum. Yani bu kadro Süper Lig'de de iş yapar gibi bazı telkinler de duymuştum. Şimdi bakıyorum bu futbolcu grubunun da birçoğu 2 yıllık, 3 yıllık anlaşmalar var. Peki biz dedim bu takımla Süper Lig'e çıkarsak Galatasaray'ın yedekleri ağırlıklıydı. Yani ben yani Galatasaray'ın yedekleri de 1. Lig'de ikinci bir takım oluşturur da hani bir normal Süper Lig'e çıksa o kadro öyle çıkmaz yani. Çünkü elinde yani daha 5, fazla 5-6 ilk 11 oyuncusu vardı. Vardı tabii. O da idman eksikliği olanlar falan var işte cezadan çıkanlar. Şimdi bizim bu açıdan baktığımız zaman bizim gelecekle ilgili beni mali açısından karamsarlığa itti açık söyleyeyim yani. Yani bu takım seyrettiğimiz takım Süper Lig'de bakın ortalara oynamayı puan almakta zorlanır yani. Ciddi söylüyorum. Bu nedenle bizim aslında bu yürüyüşü bu hedefe gitme yürüyüşünü yaparken bizim yani sadece sonuçlarla ilgili gündemi oluşturma çabamız gerek kulüp tarafından gerek camianın tribünler tarafından bakın biz bazı şeyleri kaçırıyoruz. Ya bu kulübün ciddi borçları var. Sonuçları üzerinden veyahut da işte beğendik beğenmedik konusundan, destekledik desteklemiyoruz konusundan biz bazı şeyleri kaçırıyoruz. Bu takımın maliyeti yüksek. Bakın 1-2 ay sonra bu takımın nefes alma şansı olma ihtimalimiz düşük. Her ne kadar yönetim biz paraları ödüyoruz. Nereden ödüyorsunuz? Nereden ödüyorsunuz? Kendi ceplerinden. Kendi ceplerinden diye bir şey yok. Bu kulübün borcu o. Yani eğer bu kulübün borcu ya kulübün üstüne bir yük eklenmiyorsa öpüp başıma koyacağım. Ya hibe anlamında diyorsunuz. Ama bu kulübün borcu yine yani. Oradan ödeniyor demek. Ali Ay dönemindeki alınan karardan hiçbir farkı yok. Doğru. Yarın öbür gün bugün işte Ali Ay'ın geldiği durumu görüyoruz. Hatta üzülüyoruz ki tekrar yani göreve gelme çalış yani bir takım istekleri var. O kendi kabahatlerini tekrar bertaraf etme, bir adım ötesi kendi parasını kurtarma çabalarını görüyoruz. Ben ama size söyleyeyim o zaman. Aynı filmi biz başka bir renkte, başka bir salonda izliyoruz şu anda. O nedenle ben hani çok farklı gözle bakıyorum. Belki yani şurada tam 3'te 3 yaptık işte kazara hakem hatasıyla bir mağlubiyet oldu. Yani bize Bursaspor'un çok ciddi sorunu var. Bakın Bursaspor'da şeyi de çok anlamlı buluyorum. Bugün işte kinayeli bir şekilde 250 tane 249 tane kombine satıldığını belirtmişler. Ona ikinci bölümde geçeceğim. İkinci bölümde konuşmamız için konu kalması lazım. Onlarla ilgili çok konuşacağız çünkü. İyi peki o zaman o konuyu da buradan bir sonraki şey atıfta bulunurum ama bu Galatasaray maçı beni takımı görmek eğer ki Süper Lig'e çıkarsak ne yaparızı görmek açısından beni ürküttü. Bu konuyla ilgili camianın farklı bakış açısını ön plana çıkarması gerekiyor. Her şey sonuç değil. Eğer bu kulübü gelecekte eskiden olduğu gibi seyretmek, takip etmek istiyorsak daha şimdiden kemerleri sıkmamız lazım. Aksi takdirde beni korkutan, ürküten tabloyu çok kısa sürede görür gibi geliyor bana. Yani uzun vadeli kontratlar baş artır. Baş artır abi. Yani Galatasaray zevk aldık falan ama Süper Lig'de o takımı izleyebilir miyiz abi? Yani Galatasaray 17 dakikada 3-0 yapmış. Bir 10 dakikalık daha şey yapsa 5 atıp bütün takımı değiştirirdi yani. O pozisyonda. Oraya da geldi zaten. Yani bir iki golde kaçtı. Evet. Bir kısa aramız var sevgili seyirciler. Sonra markaja kaldığımız yerden devam edeceğiz.